Evet, kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bir akşam, yani ikinci kısmında iki insan eğitiminin birlikteyiz. Afiyettesinizdir inşallah hepiniz. Şu sıralar yıllar önce okuduğum bir anekdot aklıma gelip duruyor. Onunla açılış yapalım. Meksika'da İnka tapınaklarını çakmak isteyen bir grup arkeolog, birkaç yerli rehberi yanlarına alıyorlar ve tırmanışa başlıyorlar, yola koyuluyorlar. Yolun yarısını çok hızlı bir şekilde kat ettikten sonra rehberler bir anda oturuyorlar ve beklemeye başlıyorlar. Birkaç saat o şekilde oturduktan sonra yola koyuluyorlar ve hedefe varıyorlar. Sonra arkeologlardan biri soruyor, neden böyle yaptınız? Birkaç saat kaybetmiş olduk zira. Rehberlerden yaşlı olanı diyor ki, çok hızlı bir sürede çok fazla yol kat ettik ve ruhlarımız bizden çok uzaklarda kaldı. Bu sebeple ruhlarımızın bize yetişmesini bekledik diye cevap veriyorlar. Metropollerde yaşayan insanlar olarak sanıyorum birçoğumuzun ruhu bedenimize yetişmekte zorlanıyordu. Olan da hayır vardır. Evet, olmasa iyiydi ama böyle bir vesileyle zorunlu bir mola vermek zorunda kaldık. Hepimiz evdeyiz. Allah bu süreci hayırla atlatmayı, güzel bir şekilde güzel kazanımlar edinmiş olarak normal rutin hayatımıza dönmeyi nasip etsin diyelim inşallah hepimize. Ben Arzu Arıkan, ilk defa dinleyenler vardır diye tekrar kendimi tanıtmak isterim. Ben Arzu Arıkan, 1975 doğumluyum. Kayseri'nin bir Çerkezköy'ünde çiftçi bir ailenin en küçük evladı olarak dünyaya gelmişim. İlkokulu köyümde okuduktan sonra Pendik İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Uzaktan eğitim, yani sınavlara katılmak suretiyle. Daha sonra evlendim. İlahiyattan 99 yılında mezun oldum. Tam 28 Şubat sürecine denk geliyordu. Dolayısıyla akademik hayata kısa bir süre ara vermek zorunda kaldık. O arada evlendim. 17 yaşında bir oğlum var, 13 yaşında bir kızım var. Allah hepimizin çocuklarını bağışlasın ve hayırlı evlat olmalarını nasip etsin inşallah. Daha sonra farklı alanlarda, farklı kurumlarda eğitimlerimize devam ettirdik. Vebalimizi bir şekilde sırtımızdan atmak adına eğitimlerimiz devam etti. Çocuklar büyüdükten sonra 2013 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne yüksek lisansa başladım. Ve Kur'an'a göre aile saadetini oluşturan temel unsurlar başlıklı tezimi bitirmek nasip oldu. Daha sonra da onu kitaplaştırdık. Ondan sonraki süreçte din kültürü öğretmeni olarak Hatay'a atandım ama gittiğimiz zaman 6 yıl geri dönemiyorduk ve ya ailemizi ya işimizi tercih edecektik. Bizler de tabii ki ailemizi tercih ettik ve istifamızı verdik. Tam o süreçte Kadem'den bir teklif aldım. Seve seve Kadem ailesine dahil oldum ve 1,5 yıldan beri Kadem eğitim direktörü olarak görevime devam ediyorum. Allah hayırlı hizmetler yapmayı hepimize nasip etsin inşallah. Bu yılın başı itibariyle de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde doktora programına başladım. Tüm öğrencilere Allah'tan zihin açıklığı diliyorum. Peki, iki insan eğitiminin ilk kısmını pazartesi günü tamamlamıştık kıymetli katılımcılarımız. İnsan ve diğer varlıklar arasındaki münasebetin temellerinden bahsediyorduk. Adalet ve hakkaniyet kavramlarını konuşmuştuk ve ehliyet kavramına gelmiştik. Kaldığımız yerden devam edelim. Ehliyet, hak ve sorumluluklara muhatap olma yeterliliği demektir. Bu bize şu an çok normal gelebilir. Tabii ki haklarımız olacak, tabii ki sorumluluklarımız olacak şekilde düşünebilirsiniz ama Antik Yunan'da Atinalı bir kadının reşit olmamış bir çocukla eşdeğer olduğunu hatırladığımızda bunun için tekrar şükretmemiz gerekiyor sanırım. Gerçi günümüzde de hani durum o kadar vahim olmasa bile maalesef bazı bölgelerde hala kadınların miras, eğitim gibi temel haklarından mahrum bırakıldığını görüyoruz. Umarım bunlar en kısa zamanda sona erecektir. Bu temel kavramlardan bir diğeri emanet kavramı. Emanet benim çok sevdiğim bir kavram aslında ama bazı kesimlerin bu kavramdan rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. İşte erkeklerin ya da kadınların birbirine emanet oluşu farklı bir şekilde algılanabiliyor ve bunun alçaltıcı bir durum olması şeklinde niteleyenler var. Bence bu durum kavramı farklı algılamaktan ve içini tam dolduramamaktan kaynaklanıyor. Zira güvenmek, korku ve endişeden emin olmak manasına gelen em kökünden türeyen emanet, mastar olarak güvenilir olmak anlamına gelir. Evren baktığımız zaman tüm içindekilerle birlikte bize emanettir. Her varlığın orada hak ettiği bir yer vardır ve bu hakkın korunması adalettir. Tersi ise zulümdür.
Yani şirk en büyük zulümdür diye bir ayet-i kerime vardır. Neden? Çünkü ibadet edilmek Allah'ın hakkı olan bir şeydir. Allah'ın hakkı olanı siz alıp da ne idüğü belirsiz bir puta verdiğiniz zaman aradaki makas o kadar çok açılmış oluyor ki buna paralel olarak da zulüm o kadar büyümüş oluyor. Yani şapka dediğimiz şey başa takılmalı, ayakkabı dediğimiz şey ayağa giyilmeli. Tersi yapıldığı zaman dengeler bir şekilde şaşmış oluyor. Şimdi bu rahatsız olan kesim muhtemelen emanet kelimesini dar anlamıyla kullanıyor. Çünkü bir kimseye korunması için bırakılan mal ve eşya için de biz yani Türkiye'de genellikle emanet tabirini kullanıyoruz. Ama Araplar bunu karşılamak için daha çok vedia tabirini tercih ediyorlar. Geniş anlamı bizi daha çok ilgilendiriyor emanetin. Geniş anlamına baktığımız zaman insanın sahip olduğu ruhi, bedeni ve mali imkanların hepsini içeren bir boyutu var. Yani her insan için beş dokunulmaz vardır. Can, akıl, nesil, mal ve din dokunulmazdır. Bu bağlamda düşünecek olursak, örneğin yani cinsiyet fark etmiyor burada. Bir insana şiddet uygulamak, bir insana iftira atmak, bir insanın malına el koymak gibi şeyler tam anlamıyla aslında emanete hıyanet olarak değerlendirilebilir. Bu açıdan bakacak olursak kıymetli katılımcılarımız kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla yaşlısıyla, engellisiyle, genciyle aslında tüm toplum birbirine emanettir. Herkes birbirinin güvenliğinden sorumludur. Güven toplumunun inşası için bu hassasiyeti herkesin göstermesi elzemdir. Örneğin sıcak gündem maddesi olması itibariyle koronavirüs kapsamında alınan tüm tedbirlere uymak şu an itibariyle güvenliğin sağlanması yönünden tam anlamıyla emanete riayetken aksi yönde hareket etmek emanete hıyanettir. Çünkü birbirinizin can güvenliğini maalesef bu şekilde tehlikeye atmış oluyoruz. Evet, bahsettiğimiz kavramlar son derece önemli kavramlar. Adalet, hakkaniyet, ehliyet, emanet gibi kavramlar. Bu kavramlar eğer ortadan kalkarsa tabiat boşluk kabul etmeyeceği için maalesef yeryüzüne zulüm ve fesat hakim olacaktır. O yüzden bu kavramları ihya etmeye ve tekrar ikame etmeye her birimizin gücünün yettiğince gayret etmesi gerekiyor. Şimdi kadın ve erkek arasındaki ilişkilere bir bakalım kıymetli katılımcılarımız. Şimdi kadın ve erkek cinsiyetlerinin hak ve sorumlulukları düzenlenirken şu üç maddeye çok ama çok dikkat etmek gerekiyor. Hak ve sorumluluklar düzenlenirken 1. Kesinlikle keyfi arzulara bırakılmamalı. 2. Adalet ve denge prensipleri gözetilmeli. 3. Kültürel şartlanmalardan uzak bir biçimde bu hak ve sorumluluklar belirlenmeli. Peki kadın erkek ilişkileri belirlenirken neye dikkat edelim? Kesinlikle hukukun asgari çerçevesinde kalınmamalı. Merhamet ve sevgi gibi üstün erdemlerin himayesinde bu ilişkiler düzenlenmeli. Yani şunu demek istiyorum. Bir kadın ya da bir erkek veya bir çocuk fark etmez. Aile içindeki bir sorumluluğun yerine getirirken işte sırtındaki bir kamburu atmak ister gibi bir an önce yapıp kurtulayım görev bilinciyle bunu yapıyorsa bu pek istenen bir şey değil. Çünkü görev mantığıyla yapıyor. Asgari hukuk gözüyle bakıyor. Fakat ihsan kavramını devreye koyarak yani ihsan o kadar güzel bir kavram ki aile içi ilişkilerde. Ne demek biliyor musunuz? İncitici bir tavır takınmaksızın nazik bir şekilde istenenden fazlasını verebilmek demek. İşte aile bireylerini mutlu kılacak asıl kavram ihsan kavramıdır, sevgi, merhamet ve meveddet kavramlarıdır. Bu bağlamda tekrar bakacak olursak kadın ve erkek birbirinin rakibi değildir aslında. Birbirinin refikidir, birbirinin kurdu ve düşmanı değildir, birbirinin velisi ve yarenidir. Biz bu gözle bakıyoruz ve böyle kabul ediyoruz. Şimdi bazı kelimeler, kavramlar ve sınırlar var. Bunlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Örneğin kültür kelimesini biraz konuşalım. Bu kavram üzerinde biraz konuşalım. İnsan topluluklarının oluşturduğu maddi manevi edimlerin zamanla gelenekselleşmesi sonucu ortaya çıkan birikime biz kültür diyoruz. Değerler, kurallar, inançlar bunların hepsi bir kültür. Kişi kültürlenim sürecinden sonra topluma uyum sağlar. Üretilmiş kültür çerçevesinde kendisi değişip dönüşürken aynı zamanda kendisi de aslında ürettiği kültürle insanı etkiler ve değiştirir. Yani insan ve toplum arasında bir etkileşim ve bir dönüşüm vardır. Kültür dediğimiz şey insanı bazen korur ama maalesef bazen hapseder. Bazen geliştirir ama maalesef bazen duraksatabilir. İlerleyen saatlerde bundan bahsedeceğiz. Hukuk dediğimiz bir kavram var. Hukuk devlet yasalarını ifade ediyor. Tabii ki devlet yasaları olmazsa olmaz, kaos ve kargaşa olur olmazsa mutlaka olacak. Ahlak dediğimiz bir kavram var. Ahlak insanın içinde çok daha köklü bir yerlerde olan, iyi, kötü ve güzelden oluşan çok güzel bir çerçeve.
Din hem hukuku hem ahlakı içine alan aşkın bir çerçeve. Bunların hepsi hayatımızda olması gereken şeyler. Şimdi gelelim örf ve adet kavramını biraz konuşalım, irdeleyelim. Belirli toplumlardaki yazılı olmayan kurallara örf ve adet diyoruz. Bunların yararlı mı zararlı mı olduğunu sorgulamamız gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Adaletin ve vicdanın mihengine vurmamız gerekiyor. Şimdi ben size sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde zararlı örflerimiz yok mu bizim? Evet dediğinizi duyar gibi oluyorum. Zararlı örf ve adetlerden hangisi mesela öne çıkıyor diye sorduğumuz zaman hemen töre cinayetleri, namus cinayetleri. Elhamdülillah bunlar yok denecek kadar azaldı. İnşallah tamamen bitecektir yakın zamanda. Töre cinayetleri. Yani bir kişiyi öldürmek, tüm insanlığı öldürmek gibiyken bunu kabul etmek hiçbir şekilde tutulur bir tarafı yok, mümkün değil. Berdel, hiçbir şekilde iradesi olmamış iki küçük bebeğin daha kundaktayken nikahlarının kıyılması gibi bir şey hiçbir vicdan sahibi insanın kabul edebileceği bir durum değildir. Ödek Kızı, bu adlı bir kitap çıktı 2 yıl önce sanıyorum Hatice Hanım'ın. Bir bakmanızı öneriyorum gerçekten. Hatice Hanım'ın babası kazara bir adam öldürüyor ve bunun üzerine henüz 14 yaşındaki Hatice kızını kan davasına diyet olarak gelin ediyor. Yani babanın işlediği bir suç var, hataen evet, ama bu suçun bedelini ödeyen cins, kadın cinsi oluyor ve çok küçük yaşlarda karşı tarafa gelin gönderiyor. Orada çektiği acıları ve hayat hikayesini Ödek Kızı adlı kitabında anlatıyor. Başka, çocuk sevilmez. Bazı yerlerde böyle bir klişe cümle var. Çocuk neden sevilmesin? Yani Allah'ın bir insana verebileceği en büyük nimetlerden biridir. Ve merhamet etmeyene merhamet edilmez. Tabii ki çocuklarımızı seveceğiz. Yani bu nasıl bir mantığın ürünü anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. Kızlar okumaz. Neden okumasın? Kızı erkeği mi var? Yani bilim insanı olmak için kadın beyni, erkek beyni diye bir şey ayırt etmeye gerek yok. Peygamber Efendimiz de ilme kesinlikle teşvik etmiştir. Kendisi, Hazreti Ayşe'nin zaten ilim alanında çok ilerlemiş olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hazreti Hafsa'ya okuma yazmayı öğretmesi için de Şifa binti Abdillah'tan ricacı olduğunu da tarihi kayıtlar bizlere gösteriyorlar. Şimdi gelelim kıymetli misafirlerimiz toplumsal cinsiyet başlığımıza. Asıl açmayı istediğimiz başlıklardan bir tanesi aslında bu. Ama önce küçük bir tarihi gezinti yaptırmak istiyorum sizlere. Kadının durumu nasıldı acaba önceden? Çin'de kadın kocasının kölesi sayılırdı. Yunan'da koca karısını dövebilir, hatta başka birine armağan dahi edebilirdi. Tüm miras erkek çocuklara aitti. Kadın tüm kötülüklerin kaynağı olarak kabul ediliyordu. Hatta bu sebeple çok üzücüdür ama Hristiyanlık tarihinde içine cadı kaçtı diye milyonlarca kadının yakıldığını biliyoruz. Eflatun ve Aristo'ya göre kadın erkeğin aşağısındadır. Hatta Eflatun'un Ziyafet adlı bir kitabı var. Bu kitapta eşcinselliğin özendirildiğine dair bilgiler var. Eski Roma'da kadın kocadan babaya aktarılan bir maldı. Yahudiler her sabah "Ey ezeli ilahımız, bizi kadın olarak yaratmadığın için sana şükürler olsun" diye dua ederlerdi. Hristiyanlıkta da biraz önce söyledik, kadını aşağılama geleneği hakim. Yasak meyveyi Havva'nın yediğine inanıyorlar çünkü. Dolayısıyla o yakılan kadınlar da bundan müsebbip yakılıyorlar. 6. yüzyıl Mason meclisinde kadının ruhu var mıdır yok mudur diye maalesef tartışmalar görüyoruz. Cahiliyedeki Arap çocuklarının durumu zaten malum. Biraz önce çok kısa bir şekilde geçmeye çalıştığım bu korkunç zulüm ve sürekli aşağılanmanın bir sonucu olsa gerek, ilk feminizm hareketi 20. yüzyılın ikinci yarısında 1968'de Batı'da patlak vermiştir. Feminizmin en temel tezi eşitlik üzerine kurulmuştur. Halbuki bu çok sağlam bir temel değil bize göre. Halbuki erkek cinsindeki nitelikleri baz alarak eşitleme çabasına girmek aslında kadının zayıf ve ikincil olduğunu zaten peşinen kabul etmek demek değil midir? Bu feminizm hareketiyle beraber kadın kimliğine bir kırılma oluşuyor. Maskülenleşen, yani erkekleşen kadınlar ortaya çıkmaya başlıyor. İlk okuduğumda çok şaşırmıştım. İngiltere'de bazı kadınlar iş hayatında daha başarılı olmak için kendilerine erkeklik hormonu zerk ettiriyorlarmış. Ve bu bayağı da yaygınlaşmaya başlamış. Kesinlikle kabul edilemez çünkü fıtrata müdahaledir bu.
Radikal feministlere göre evlilik kadına eziyet etmenin temel bir formülleştirilmesidir. Bu yüzden aileden ve evlilikten uzak durulmalıdır. Evlilik ve aile kadını kısıtlar diyorlar. Annelik içgüdüsü miti yok edilinceye kadar kadınlar boyun eğmeye devam edecektir şeklinde düşünenler var. Ama antiparantez şunu da ifade etmek istiyorum. Bunun yanında feminizmin 15'ten fazla çeşidi olduğu ve bazı grupların aileyi ve anneliği önemsediğini de söylemeden geçmeyelim. Kadın doğurmayarak biyolojik doğasını reddetmiş oluyor bu durumda ve eşitlik fikri çok ciddi tehlikeli sonuçlar doğuruyor. Onlardan bir tanesi eşcinsellik ve birçok ülkede maalesef şu an yasal durumda. Esasında baktığımız zaman kadın ve erkek eşitliğinin 3 temel boyutundan bahsedebiliriz. Ontolojik eşitlik, antropolojik eşitlik ve hukuki eşitlik. İnsan olma, ontolojik olarak baktığımız zaman insan olma türünde eşitler ama her ikisinin de kendine has biyopsikolojik ayırt edici özellikleri var. Antropolojik anlamda eşitlik, kadın ve erkeğin fiziki olmayan en genel değişmez fıtri özellikleridir. Eğitilen, eğiten, devlet kuran, konuşan, yöneten gibi özellikleri. Hukuki anlamda baktığımız zaman aile ve toplumda cinsiyetten dolayı hak ve imtiyaz kaybına uğramamak esastır. Kur'an'da eşitlik, evet Allah-u Teala'nın insanları yargılamada kullandığı ahlaki bir ölçüttür. Herkes ameline göre eşit muamele görecektir. Ali İmran suresinin 195. ayetinde hepiniz birbirinizdensiniz ifadesi zaten kullanılıyor. Fakat Kur'an toplumsal alanda kadın ve erkeğin ontolojik doğalarının farklı olduğunu kabul ettiği için eşitlik ideali yerine hak ve adalet fikrini ön plana çıkarır. Yani dağıtıcı adalet diyebiliriz buna. El cümle hukukun amacı eşitliği değil adaleti sağlamaktır. Bu son derece önemli. Eşitlik çünkü her zaman adaleti getiremiyor kıymetli katılımcılarımız. Çok basit bir örnekle anlatmaya çalışabilirim bunu. Örneğin 3 aylık bebeği olan ve 2 yaşında çocuğu olan bir anneyi düşünün. 3 aylık bebeğin bir öğünde ihtiyacı olan süt miktarı 100 cc iken ortalama 2 yaşındaki bir çocuğun ihtiyacı olan süt miktarı ya da yeme miktarı çok daha fazla olacaktır. Ama bu anne illa iki çocuğun arasında eşitliği sağlayacağım diye bir öğünde ikisine de mesela 500 cc verirse küçük bebeğe eziyet etmiş olur çünkü ihtiyacından fazlasını vermiş olur. Büyük çocuğa da ihtiyacından azını vermiş olacağı için eşitlik yapmıştır, eşitliği sağlamıştır ama adaleti maalesef sağlayamamıştır. Evet. Şimdi toplumsal cinsiyet, gender dediğimiz kavram üzerinde biraz konuşmaya devam edelim. Zaman içinde eşitlik kavramı yetersiz kalınca toplumsal cinsiyet, hukuk eşitliği, fırsat eşitliği, pozitif ayrımcılık gibi farklı ibareler kullanılmaya başlanmış. Şunun altını çizmek istiyorum. Bakın cinsiyet asla ve kat'a değişmez. Ama toplumsal cinsiyet rolleri zamana ve örfe göre değişebilir. Cinsiyetlere özgü olan roller biyolojik kökenli değildir çünkü. Toplumsal ve kültürel ortamın bir ürünüdür. Yani Türkiye'de kadının yaptığı bir işi Fransa'da belki de bir erkek yapıyordur. Yani toplumdan topluma, asırdan asıra, zamandan zamana değişen bir boyutu vardır. Şimdi kadınları ev içine bağlı kılan biyolojik ve tarihsel şartlar değişti değil mi arkadaşlar? Yani bundan 10 asır öncesi gibi yaşamıyoruz. Kadınlar da artık dışarıda çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu şartlar değiştiği halde kadınların sorumluluklarında hala bir değişiklik olmuyorsa, onlara güçlerinden fazla yük yükleniyorsa bu da adalet ilkesine kesinlikle aykırı bir durumdur. Toplumsal cinsiyette genellikle uygun olan, yakışan, meşru olan şeyler kişilere öğretilir. İşte erkekler ağlamaz, erkek adam dediğin şöyle olur, kızlar çok gülmez, elinin hamuruyla işte erkek işine karışmaz gibi klişeler aslında toplumsal cinsiyet rollerinin bir ürünü. Kişi bu duyduğu şeylerle hani bu iki insan eğitiminin ilk başına söylemiştik, kullandığımız dil de çok önemli aslında davranışlarımız kadar önemli çünkü davranışlarımızı şekillendiriyor demiştik. Toplumsal cinsiyet kavramsallaştırması kadınlarla erkekler arasında toplumsal ilişkileri düzenlemek üzere üretilmiş bu kültürel inşalara da işaret ediyor ve değişebiliyor. Toplumsal cinsiyet olarak erkeklik ve kadınlık birbirini üreten kavramsallaştırmalar aynı zamanda karşılıklı etkileşim süreci içerisinde her iki cinsiyet de birbirlerinin oluşumunu ve dönüşümünü bir şekilde sağlıyorlar. Toplumsal hayata ne oranda katılacağı kendisine söylenir demiştik bu roller öğretilirken. Bir örnek üzerinden gidelim isterseniz. Kadının yeri evidir şekli bir genellemeci ve dayatmacı yaklaşım üzerinde düşünelim. Aslında ev her insan teki için kendini güven ve huzurda hissettiği kalesi değil midir? O halde neden sadece kadın adına böyle bir yargıda bulunulsun ki? Erkeğin de yeri, kadının da yeri evidir aslında ama evden çıkmak zorunda kaldığımız durumlar da var. Peki bir de şu cümleyi düşünelim. Kadın hayatın her alanında olmalıdır. Bu yargıyı düşünelim bir yandan da.
Bu dünyada var olmaya ve kendi varlığını inşa etmeye namzet olan insan cinsiyeti hayata dahil olmalı değil midir sizce de? Erkek veya kadın, her iki cinsiyet de hayatın her alanına eşit bir şekilde erişebilir olmalı değil midir sizce de? Kadın yahut erkek, her bireyin kendi içindeki özü ortaya çıkarmaya yöneleceği bir dünya için, başarının yeniden tanımlanması için toplumun bütün kesimleri işi sadece diğer cinsiyete bırakmadan üstlerine düşeni yerine getirmek durumundadırlar. Sadece cinsiyetlerin değil, yaratılışımızdan gelen bütün farklılıkların bizim için imtihan konusu olduğunda mutlaka bilmeliyiz. Eksiklikler de fazlalıklar da aslında birer imtihan konusudur. Bize verilmeyip başkalarına verilen nimetlere değil, başkalarına verilmeyip bize verilen fazlalıklara odaklanmalıyız ki insanlık için ne yapabiliriz sorusuna cevap arayabilelim. Süremiz sonlanıyor ama kısaca adalet hakkında da birkaç şey söyleyelim. Erkek olmak fazlaca ve anlamsızca bir avantaj üretmemelidir arkadaşlar. Şu memlekette, hatta tüm dünyada dahi tek bir kız keşke erkek olsaydım diyorsa, bizim toplumsal cinsiyet adaletini sağlamak adına daha yapacağımız çok şey var demektir ve bunun vebali hepimizin sırtındadır. Kainat nizamdır adalet. Allah-u Teala'nın esmasından Muksit ve Adl isimleri onun da bu vasfa ne kadar önem verdiğini gösterir. İnsan ilişkilerinin en özel ve kritik yapılarından biri kadın erkek arasındaki ilişkidir. Bununla ilgili bir ayet okuyorum. Birkaç da atasözü söyleyip bitiriyorum. Enbiya suresinin 47. ayeti. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Evet kıymetli misafirlerimiz, adalet zulm ile abad olanın ahiri berbat olur. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Mazlumun ahı indirir şahı gibi sözlerle çağrılan, vicdanlara huzur veren bir erdemdir. Vesselam, cuma günü saat 8.30'da tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.